Uluslararası Online Kısa Performanslar Festivali'nden merhaba. Öncelikle herkese sağlık diliyor ve tiyatrolarda tekrar buluşma dileğimizi yeniliyoruz. Birazdan Samsun Sanat Tiyatrosu'nun Kuvayi Milliye Destanı adlı oyunundan bir bölüm izleyeceğiz. Nazım Hikmet'in 1939 yılında yazmaya başladığı ve 1941 yılında yazmayı bitirdiği Kurtuluş Savaşı'nı baplar halinde anlattığı bir destandır Kuvayi Milliye Destanı. Kurtuluş Savaşı'na alışıldık kahramanlık öyküsünden farklı bir anlayışla bakar. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda kıyıda köşede kalmış dipnot insanların kahramanlığıdır aslında bu destan. İpliği Türkçe olan bir tığ gibi yazmıştır Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye'de Türk dilini. Samsun Sanat Tiyatrosu, Kuvayi Milliye oyununu yurt içi ve yurt dışı birçok sahnede seyircisiyle buluşturmuştur. Ve şimdi bu festivalde özel mekan kullanarak hazırladıkları performansı izleyeceğiz. Biz hala buradayız. We are still here. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup aynı hivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mutlada hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Düşman Antep'e gelince Antepliler onu korkusunu saklayan fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir alp verip eline komiser verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalar ve yeşil kertenkeleler sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Düşman tutmuştu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Düşman aşarak nem döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Akan Antep'in kanıydı. Düz havada bir gül fidanıydı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun namlıya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıçak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşör olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı ve ne çare kader, düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Karayılanı karayılan olmazdan önce umurumda değildi. Karayılanı kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi, korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperin bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun, ak taşın ardında kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Yılan düştü kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce, kara yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta saklasan bulur seni. Aktaşın ardında kara yılanı bulan ölüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileri, bir dehşet oldu Antepliler. Ve sevdiler peşince ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler. Kara yılan der ki, harbi oturak,
Kilisi yollarından köller götürek, nerede düşman varsa orada bitirek. Yekpare acem mülkünü feda ettin bir sevgimize. Biz ki İstanbul şehriyiz. İşte arz ederiz halimizi Türk halkının yüce katına. Yüce Türk halkı, malumun olsun çektiğimiz acılar, 919 Temmuz'un 23. günü pek mütevazi mekşef salonunda inikat etti Erzurum Kongresi. Erzurum'un akışı zorludur falan. Tandırında fesek yapar Erzurum. Buz tutar yiğitlerin bıyığı, geceliğin Karlova'da kasrati katılaşmış, donmuş gürülsün karanlığı. Erzurum'da kabaklar balam, Erzurum'da kabaklar tane tane. Kabaklarda tane tane yapraklar ve terden ve toz dumandan geçilmez Erzurum'a. Üçgenimde bastırılacaklar. Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum güzeller giyer balam, incecik ak gülle dehramı. Yürek, yürek boyun büker balam Erzurum'u Türklere. Halim senimdir Erzurum adamı. Melek dönmesin gözü bin kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsettiler. Bütün mazlum milletlerden. Orada bir şurayı milliden bahsedildi. İrade-i milliye müstelik bir şurayı. Buna rağmen asi gelmeyelim diyenler vardı. Makamı, hilafeti ve saltanata, hatta cazlar vardı içeride. Buna rağmen aksam-ı vatan bir küldür diyorlardı. Kabul olunmaz diyorlardı. Manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk halkından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar duruma Amerikan manda saltana girelim diye. İstiklal diyorlardı. Aşağıyanı arzu ve tercihdir ama bugün bu diyorlardı. Mümkün değil diyorlardı birkaç vilayet kalacak elde. Şu halde diyorlardı şu halde. Mamaliki Osmaniye cümlesine şamil Amerikan mandatını talep etmeyi memleketimiz için en nafi bir şekli hal kabul ediyoruz.
İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar, tül perdeler, apoletler, çıtır pıtı dilleri, babam gibi elleri ve bir çare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya, Anadolu'yu şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar, taraf kimlik, cehalet ve çok konuşmaktan başka müsbet bir hayat kuramayız. Onun için Amerika çok işimize geliyor. Bak, Filipin gibi vahşi bir memlekete adam etti Amerika. Ne olacak canım? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Sonra yeni dünya düzeni sayesinde istiklali cebinde ve kafasında taşıyan bir Türkiye vücuda gelebilir. Hem, efendim, işi uzatmaya gerek yok yani. Amerika içine girdiği milletin nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Bence bu işleri çok uzatmaya gerek yok. Serzeşt ve cidal devri geçmiştir. Türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir. Eylül 1919'da toplandığı Sivas Kongresi ve 8 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Akkuyum'a Karakuyum geçte belli olduğu günlerdi o günler. İstanbul'dan gelen Recep sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikalı gazeteci getirmiştiler. Erzurumlardan ve Sivaslardan ve Türk milletinden çok iş bu Mr. Brown'a güveniyorlardı. İstanbul'dan gelen zabata "İstiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler." denildi. Fakat ayak diredi efendiler. Mandadan istiklali iklal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzaharete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten dediler. Müstakil kalamayız böyle bir zamanda. Memleket harap, toprak çorak. Borcumuz 500 milyon. Varlık ise 15 milyon ancak. Hem Allah muhafaza buyursun. İzmir kalsa Yunanistan'a ve harp etsek düşmanımız gemiyle asker getirir. Biz Erzurum'dan hangi şimendiförle nakliyat yapabiliriz? Mandayı kabul etmeliyiz hemen. Onlar direkt not yapıyor. Biz ya kendi bile yapamıyoruz. Hem İstanbul'daki Amerikalı dostlarımızı mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyet Akvam nizamnamesine dahildir diyorlar. Ve böylece bin dereden ötürü getirdi İstanbul'dan gelen Zabat. Sivas'a mandayı kabul etemedi fakat heyli deli gönlüm dedi. Akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlüm. Ya istiklal ya ölüm dedi. Kocaeli Ormanı gülgen ve meşeliktir. Kalın ve uzun ağaçlar. Gökyüzü gözükmez. Durdum bu geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce. Fakat ıslanmamış yerdeki yapraklar karanlıkta ışıklarla görüyordu beygirli kelimen. İleride solda tepede tekne ateşler yanıyordu. Tekneciler de yalan kavuk çeterlerden almalı. Dallardan damlalar düşüyordu kelimen üstüne. Yılın başı gittikçe daha çok karanlığa giriyordu. İpsiz Recep'in yanından geliyordu Kerem. Kağıtlar bitirmiş, kağıtlar bitiriyor. Birdenbire durdu beygir. Ansızın. Heykel gibi. Teknecilerin ateşini görmüş olacak. Sonra birden dönmadandı. Şaşırdı Kerem. Dizginleri bıraktı. Sarıldı. Dedi gibi gidiyor hayvan. Çocuğa ön arda çatmıyor ağaçlar. Meşeleriyle ve gülgenin orman. Kral, rüzgar gibi açıyor ki yana. Kim bilir saatlere gidiyor orman bitti birdenbire. Aynı olmuş olacak ki ortalık ayrıldı belki. Aynı
aklınıza geldiği zaman bana boş anladın başka elemanlara belki varsın kapak bak yere tekerlendi Kerim. Doğru oldu. İlk aklına gelen saatine bakmak oldu. Kırılmıştı çaba. Bindi beygire tekrar. Hayvan. Topluyorlar biraz. Uslu uslu yola koyuldular. Sol kulağı kanıyordu. Kerim'in geymeye girdiler. Kerim zor nefes alıyordu. Ondan sonra Sabancı'ya doğru geldiler. Kerim inemedi ve yürüden indirdiler. Kerim'i bıyıklıya bindirdiler. Sonra belki 10 günlük anılar. Bari arabaları. Kerim'in gitgide daralan nefesi. Yapşayan Konya, Sıla'nın hangisi. Burada malum gaziler için tekme kollu bacak yapılıyordu. Ve nihayet Can Köyü'nde çıplıkçı Şerif Usta. Bugün hala rüyalarında görür kirlim. İncecik yoldan eşekle gelip üzerine doğru yürüyen bu çiçek bozuğu insan yüzüne. Usta! Oğlu kendini bayıltıncaya kadar sonra bir zindir içine koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini 20 gün geçti aradan sonra bir ikindi vakti zindir içinden Kerim'i kaldırıp çıkardılar. Yine başladı yürümeye. Akhisar, Karacabey, Bursa ve Bursa'nın doğusu Aksu. Çarpışarak çekildik. 929 Ağustos'u Uşak düştü. Yaralı, dehşetli kızgın. Fakat toprağımızdan emin. Dumlu Pınar sırtlarındayız. Nazilli düştü. Ateşi ve ihaneti gördük. 9-20 Şubat, Nisan, Mayıs. Bolu, Düzce, Geyve, Adapazarı. İçimizde hilafet ordusu Anzavur isyanları. Ve aynı sıradan 3 Ekim Konya. Sabah. 5 Trasker Kaçağı ve Yeşil Bayrağı'yla Delibaş girdi şehre. Ve Alaaddin Tepesi'nde 3 gün, 3 gece hüküm sürdüler. Ve Manavgat istikametlerine ölümlerine giderken terkelerinde kesilmiş kafalar götürdüler. Ateşi ve ihaneti gördük. Ruhumuz fırtınalı, etimiz müteammil. Sevgisiz ve itirazsız çıplak devler değil, inanılmaz zaafları, korkunç kuvvetleri, silahları ve beygümleriyle insanlar dayanan. Beygümler çirkindiler, bakımsızdılar, hastalıkların olduğundan yüksek değillerdi. Fakat bozkırda kişleyip köpürmeden sabırla doğum hızı koşmasını biliyorlardı. İnsanlar uzun asker kapıklıydı. İnsanların başlarında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti. Kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar ellerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada saklı, deri, asker postalları halinde yan yana sırtüstü yatıyorlardı. Koparılmış gibi parmakları saplandı o yerden. Eğilip bükülmüştü. Yavuşlarında toprak ve kan vardı. Şiir yazdım. Garip bir şiir. Türk köylüsü diye. Tuhaf mı oluyor böyle günlerde şiir yazsın? Her nalise. Hoşça kal. Gözlerinden öperim. Kardeşin Nurettin Neşvak. Thank you.
Türk köylüsü, topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayıp Bayburtlu zihni gibi gülendir. Yarandır, yarandır, kel oğlandır. Yol göründür onun garip serine. Analar, babalar umudu keser. Kahve felek ona eder oyunu. Çarşambayı sel alır. Bir yar sever, el alır. Kanadı kırılır, çöllerde kalır. Ölmeden mezara koyarlar onu. O yunusu bir çaredir. Baştan ayağa yaredir. Avu içer su yerine. Fakat bir kere bir dert anlayan düşmeye görsün önlerine. Bir kere vakti erişip kayırıp yeter demesinler. Bunu bir dediler mi İsrafil sürünürür, mahlukat yerinde durur. Toprağın mamzu başlar onun nabızlarında atmaya. Ne kendi nefsini korur, ne düşmanı kayırır. Dağları yırtıp ayırır, kayaları kesip yol eyler. Al bu hayat akıp. İnanı meydanı yavrum. Rüzgar, soğuklar insanın arı gibi aşıyor. Zemheri geldi geçti diyelim. Hamsin yap başladı, yap başlıyor. Muharebe 5 gün 5 gece sürdü. Kan gövdeyi götürdü. Ve nihayetinde düşmanın karın üzerinde sandıklar dalı sıkan yak 6 kamyon bıraktılar. Sonrasında kaçarlar ki yavrum köyleri. Yattılar. Bu birinci ineni. Sonra ikincisi düşmanın Bursa ve uçak grupları üstümüze yürüyor. Onlar da topçu ve piyade bizden 3 kere fazla. Bizim atımız çok. Atların mekanizması, hartucu, namlusu yoktur. Ve kılıç çıplak ucuz bir demirdir. 26 Mart sancana ilerimize yanaştı. 27 Mart bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 Mart kavgaya devam. Ve Mart'ın 31. gecesi ay ışığı var mı diyorum. İneli karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluyor. Ve ertesi gün 1 Nisan Mettisepe aydınlanıyor. Saat 6.30 Bozüyük yanıyor. Düşman muharebe meydanımızı silahlarımıza terk etmiştir. Sonra 3 deniz 6 kol tren attı. Sonra yok. Gözalan bildiğine yol sıraya gittiğimiz gruplarda göründüğümüz ve neden niçin olduğunu sormadan çöle Çanakkale'ye ölüme gittiğimiz yol. Sonra toprak, o toprağın insanları, uşak tezgahların halı dokuyanları, kılaptan işlemeli eğerleriyle meşhur Manisalı saraçlar, yol kıyılarında ve istasyonlarda açlar ve kurnaz ve cesur ve ağır başlı ve kütleleri delikanlı İstanbul ve İzmir. Çeleri ve zahire ve katariye tacirleriyle eşraf ve ayan ve kıl çadırlı yürükleri aydının ve arkat ve maraba ve davarlı ve davarsız ve yarım meşin çizmeli ham çarıklı köylüler. Buna rağmen sene 1920 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. Saat 2.30. Kocatepe bekleyen ve yanık bir bayırdır. Ne kuş sesi, ne ağaç sesi, ne de toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve karanlıkta dünya daha bizim, daha yakın, daha bize ait olduğu için ve bu vakitlerde topraktan evimize, aşkımıza, kendimize dair sesler geldiği için şayak kalkmaklı dümetçi, okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik geldidir ve arada Hıdırlı Tepesi olmasa Afyon Karahisar'ın ışıkları gözükecek. Kuzeyde ve kuzeydoğuda güzeli dağlar.
Dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ve yıldızlar öyle ışıldılar, öyle ferahtılar ki şaya kalkmakta adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyor. 8. Bab 26 Ağustos gecesinde saatlerde 2.30'dan 5.30'a kadar paşalar İzmir rıhtımından Akdeniz'e bakan nefes. O saat sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta kan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Ahrom Ovası'na atlayacaktı. Saat 5.30 ve başladığı topçu atıcıyla ve fecirle büyük taos. Sonra düşmanın müstakkel mevzileri imha kılındı. Sonra düşmanın kuvvet bölgesi imha ve esir olundu. Esirler arasında General Terekopis, Alaturka, Sopa yemişi bir temiz. Sonra Nurettin Eşvak'ın hayat bir düşman ölüsüne takıldı. Nurettin Eşvak dedi ki, Pisalyalı çoban Mihail. Nurettin Eşvak dedi ki, seni biz değil, seni buraya gönderenler öldürdü. Sonra ordularımız İzmir'e girerken serseri bir kurşunla vurulan deli Erzurumluydu. En öndeydi İzmirli Ali Onbaşı. Küsü kan içindeydi. Bir süvari katı geçti yanından dört nala. Kovalamıyordu yalnızca. Yetişmek de istiyordu bir yerlere. Nalların, kılıçların, eğerlerin taşıması bir bütündü. Ve Ali Onbaşı şimşek yüzüyle düşündü ve çok törküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çığlar ve ipek bir alıya benzeyen toplar. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın her kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Seyretti İzmir halkıyla beraber İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Sonra biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki nail olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çoktular. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuktular ve kapatırlar.